Herkese merhabalar. Asal çarpanla ayırma konusu gerçekten çok önemli. Gerçekten konu. de çok zor hocam. Ya ya. Hayır çok zor değil, saçma çok basit. Ama sen gerçekten bu konuyu anlarsan ileride matematikte çok rahat eder. Yapabilecek değil. miyim hocam? Yapabileceksin tabii ki. Bak sadece bile ve kendisine böyle bilen birden büyük doğal sayılara biz işte e, asil yani asal sayılar diyoruz. Asalet. Gerçekten, gerçekten bunları ben aklıma tutarken Tonguç'um asil sayılar diye aklıma tutuyorum. Neden diyeceksin biliyor musun? Platinum elit. ne diyorsun Allah Allah. Bunlar hiç kişi, kimseye bölünmüyor. Sadece kendisi ve bire bölünüyor. Mesela Tonguç'um bak 2, 3, 5, 7, 11... On Bak Tonguç'um 13'ü mesela ikiye bölebilir misin Tonguç'um? Bölemem. Bölemezsin. Beşe bölebilir misin Tonguç'um? Bakayım. Bölemezsin. Bölemem. Sadece 13 kendisi ve 1'e bölünür. Üçe bölerim. Hayır üçe bölünmez. Mesela 17, 19, ondan sonra 23. Tongucu 19'u mesela 7'ye bölebilir misin? Bölemezsin. Asil sayı. As asil sayılar. Yani asal sayılar bunlar. Bak aynı şekilde 2'de, 3'de, 5'de, 7'de sadece 1'e ve kendisine bölebiliyor. Tongucu bak dikkat ettin mi asal sayılara? Böyle devam ediyor. Bu bayağı bir devam edecek bu 29 falan. Hep muhatı. tek sayılar hocam. Neden öyle? Hep tek sayılar değil. Bir tanesi var. O da çift asal Aa. sayı olan 2'dir. Ve en küçük asal sayı da yine aynı şekilde 2'dir. O yüzden 2'nin böyle bir özelliği var gerçekten klas bir sayı. Asal ötesi. Asil sayıların en klaslarından bir tanesi diyoruz ve geldik. Platine asal çarpanları. Haşolun Allah. Im. Asal çarpanları ayırma da bu işin aslında asal sayıları kullanma kısmı. Hadi gel bakalım öğrendik şimdi kullanalım bu sayıları. Şimdi çarpan aracına baktığımız zaman Tonguç'um 60 sayısının asal çarpanlarını bulmak için kullanılıyor. Ne yapıyor biliyor musun? 60 kaç, kaç kere kaç kere Tonguç Hılan Bey? 2 kere 30. Mükemmel zekisin. Bu kutuya iki, bu kutuya 30 yazıyorum. Bu yuvarla 30 yazıyorum. Neden ikiyi seçtim? Neden mesela e, e, şey demedim Altı kere 10 demedim? Çünkü asal çarpanları ayırmada bir tanesinin asal olmasını istiyorum. Bak iki asal süper. Ben kolay değil kere 30 demiş Mesela sonrasında. 30 kaç kere kaçtır Tunç Eren Bey? 2 kere 15. 2 kere 15 süper. Ama altı kere 5 de diyebilirdim. Ama niye 2 kere 15 dedim? Çünkü bunun asal olmasını istiyorum. 2 kere 15. Peki 15 kaç kere kaçtır Tunç'um? 5 kere 5. Saçma. Üç kere, kere 5'tir. Dolayısıyla bak. Bunda bunun çarpımı bu eder. Bunda bunun çarpımı bu eder. Bunda bunun çarpımı bu eder. Dolayısıyla aşağı doğru inerken bölünüyor. Yukarı doğru giderken çarpılıyor diye bir mantık var. 60'ın asal çarpanlarına baktığımız zaman işte bu e, kutuların en sonları şu, 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 şu. Yani 2, 3 e, ve ve 5'dir diyebiliriz. 2'yi 2 defa yazmamız gerek yok. 2, 3 ve 5 60'ın çarpanları diyoruz. Ama nedir? Asal çarpanlarıdır unutmayalım. Geldik bir de bölge bölme algoritması var. O da çok önemli. Mesela hani ileride EBOB Ekok falan filan bu önemli konuları görürken mutlaka mutlaka bunu bilmemiz gerekiyor. 84 sayısını asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazalım. Bak sonuçum 84'ü yazıyorsun. Sonra yanına böyle bir çizgi çekiyorsun. Neden bu ya? çizgiyi çekmenin mantığı şu hani normalde 84'ü mesela bir şey 5'e böldesem ne yapacaksın? Böyle böleceksin değil mi? Aynı onun gibi. Bir bölme çizgi ama sürekli bölme olduğu için bunu böyle kesmeme gerek yok. Böyle devam ettiriyorum. Mesela 84'ü en küçük asal sayı kaçtı Tonguç'um? 2. İki. Süper 8'in 2'ye böldüm. 2'ye böldüğüm zaman 42 kaldı tekrar ikiye bölünebilir mi? 42 ton benim. Evet. O zaman tekrar ikiye böldüm. Onsa 21 kaldı. Artık hiç böyle şeyle uğraşmıyorum. Kalanla uğraşmıyorum. Sonra ikiye tekrar bölünebilir mi ton Evet. Saçmalama 21 ikiye tam bölünmez. Dolayısıyla diyorum ki iki olmadı. O zaman hangi asal sayılar vardı? Bak iki vardı, 3 vardı, 5 vardı, 7 vardı, 11 vardı. Böyle devam ederdi ya. 2 olmadıysa iki artık bitti. Şimdi üçe deneyelim. 3'e denersem 7 çıktı. Şimdi 3 7 7 kaça bölünür pektem uçarım benim? 5'e bölünmez. Eee 7'ye bölünebilir. O zaman 7 kaldı. O zaman bak burada artık 7'yi yedi, 7'ye böldükten sonra 1 kaldıktan sonra bu iş bitiyor. Bu iş noktalanıyor ve 84'ün asal çarpanları tonguç beyim Bulduğumuz asal çarpanları 2, 3 ve 7 oluyor. Bravo diyorum sana gerçekten çok zeki bir insansın gerçekten tonguç beyim ve diyorum ki 84 sayısı aslında bak 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 7'dir. İstersen deneyelim Tomuk. Um. Deneyelim hocam. Bak 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12 kere 7 84. Yani aslında bu yazdığımız sayının çarpımı 84'ün kendisi veriyor. Evet şimdi artık bunların hepsini öğrendikten sonra gel bakalım senle birazcık ısınalım Tonguç. Um. Hocam izin verirseniz eşofmanlarımı giymek istiyorum. Evet tebrik ederim. giyebilirsin. 3A 5B sayıları iki basamaklı asal sayılar demiş. Tamam eyvallah. Buna göre A artı B'nin en büyüklerini bulamış. asal sayılar dedik ya Tonguç'um. Asal sayılardan hangileri vardır hemen yazalım. Bak. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 böyle devam eder ya birazcık daha devam edelim. 23, 29 ondan sonra ee, dikkat edelim e, 23, 29, 31, 37, ee, 39 olmaz çünkü 3'e bölünebilir tonuçum. Bak dikkat et 31 ve 37 biz 30'lu bir sayıda asal sayı sadece 31 ve 37 çıkıyor çünkü bak 32 2'ye bölünür. İnsanın çift sayı olmaz. Olmaz. Otuz, bak 30'lu ot, sayılarda 30 olmaz. 32 olmaz. 34 olmaz. 36 olmaz. 38 olmaz. Çünkü neden? Bunlar çift. Bunlar gitti bir kere. 31 olabilir asal sayıdır. 33 olamaz çünkü 3'e bölünür. 35 olamaz çünkü 5'e bölünür. 37 asal sayıdır. 39 olmaz 3'e bölünür. Dolayısıyla diyorum ki sadece 31 ve 37 vardır. O zaman A'nın alabileceği ya 1 olabilir ya da 7 olabilir. Dolayısıyla ben şu A artı B'nin en büyük değerini arıyorsam tabii ki A'nın 7 olmasına bakarım. Sonrasında B'ye bakalım Tonguç'um. B'li sayılarda bak 50, 51, 52. Şimdi bunların hepsini deneyeceğim merak etme. 54, 55, 56, 57, 58. Ben sen, sen gör diye yazıyorum. Normalde hiç çift sayıları yazmayacaktım. Çift sayılar eledik bile. Çat çut çat çut çut eledik bile. Çünkü hiçbir çift sayı olmaz. Çünkü çift sayılar ikiye bölünür. Sonra diyorum ki 51 3'e bölünür. Olmaz. Bunu da attık. Olmaz. 53 o, olabilir. Asal sayı olabilir. 55 5'e bölünür. Olmaz attık. 57 3'e bölünebilir. Bunu da attık. 59 hiçbir şey bölünmez. İşte bu kadar. Dolayısıyla cevabımız sonuçun bu da 9 olursa cevabımız 7 artı 9'dan 16'dır. En büyük değeri diyorum ve süper bir şekilde model sorumuza geçiyoruz. Kaç model hocam? 2 basamak 2028 model Tomuç'um. 2 basamak rakamları farklı en küçük asal sayı ile. Onu hemen söylemek istiyorum Tomuç'um. 11 bir asal sayıdır ve iki basamaklı rakamları farklı demiş. Aa! Ama 13 rakamları farklı en küçük asal sayıdır. 2 basamaklı olacak şekilde. O zaman ben 13 seçtim. 2 basamaklı en büyük asal sayının farkı. 99 asal sayı değildir. 98 zaten çift sayıdır. 99 9'a bölünür. 98 zaten çift sayıdır. 97 bir asal sayıdır Tonguç Yayınları. İşte bunların farkını soruyorsa 97 ile 13'ü çıkardığım zaman 84 doğru cevabım diyorum. Ve asal sayıda da e taradıktan sonra şimdi çarpan ağacına göre A sayısını bulalım demiş. Ne dedi çarpan ağacı? Bu bununla bunun çarpıyor. Bu bununla bunun çarpıyor. Bu bununla bunun çarpıyor. Bununla bunun çarpıyor. Zaten 21. O zaman C 21'dir. Buna bunun çarpıyor. Zaten 63. Buna bunun çarpımı zaten 126. O zaman A sayısının 126 olduğunu. Ne kadar basitmiş bu çarpan ağacı. Geldik. Bölme algoritmasına göre A ve D sayını bulalım demiş. Neydi Tonguç'un? Bunu bulabiliyoruz bu çıkıyordu. Bunu bulabiliyoruz bu çıkıyordu. Bunu bulabiliyoruz bu çıkıyordu. Bunu buna bölüyoruz bu çıkıyordu. Bunu buna bölüyoruz bu çıkıyordu. O zaman 3'ü neye bölünce 1 çıkar? E tabii ki 3'e. Demek ki bak bununla bunu çarpınca bu çıkıyor. Bununla bunu çarpınca bu çıkacak. O zaman bu da 3'tür. Ki zaten 3, 3. İkisi de aynı bak B, B olduğu için. Ondan sonra bununla bunu çarpınca bu çıkacak. O zaman bu 2'dir. Zaten e, en küçük asal sayıdan başlayıp 2, 2, 3, 3, 3 şeklinde gider. Dolayısıyla A ve B'yi bulmuş olduk. Şimdi bunu önce bu çıkıyorsa o zaman demek ki bu 5'miş, G5'miş. Ondan sonra 5 kere 5, 25'miş. 25 kere 3, 75'miş. 75 kere 3, 225'miş Dongut'cum. O zaman A ve D sayılarını bulduk. 2 ve 225 diyorum. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Siz Efendim, küçükken yani. hesap makinesi mi yuttunuz? Hesap makinesi yani birazcık evet bir galiba annem öyle söylüyor. Yani küçükken hesap makinesi yutmuş. Dikkat etmezseniz yutarsanız Matabat, evet. o sonunuza böyle evet, olur. Dolayısıyla birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Gel 450 sayısı yukarıda asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılmış. Hay Allah. Buna göre A artı B artı C top işlemin sonucunu olan demiş. Bak 450'yi ben asal çarpan bu şekilde yazabilmek için şunu yapmam gerekiyor. Bu da önemli bir tüyo. Hemen göstermek istiyorum. 450'yi yazıyorum ve yanına bir çizgi çekiyorum Tomuç'um. Bak 2'ye böldüm 225 baya baya wow. önemli bak nasıl böldüm biliyor musun kafadan hemen böldüm dedim ki 450 bak 450 okurken nasıl okuyorum 400 ve 50 diye okuyorum değil mi? Evet. 400'ü 2'ye bölünce kafa rahat 200 ikiye bölünce kafa rahat 25 evet. bu ikisini birbirine ekle Aa. 200 bak 225. Yan yana okuyacak 225. Süper Taktik bir evet. var. Evet tabii ki. Bak e, ikiye bölemeyiz bunu artık. Artık üçe bölebiliriz Tonguç'um. Üçe bölersek bu birazcık kazık biliyorum tabii ki. 225'i üçe böldüğünüz zaman 75 çıkar Tonguç'um. İstersen sen böyle bölebilirsin. Üçe böldüğün zaman 7 kere 3 21 hop. 15 5 kere 3 15 çatış 00. 75 75 e kere 3'e bölünür. 25 kalır. 25 artık 3'e bölünmeyecek hale geldi. 5'e bölünür. 5 kalır. 5'e böldük 1 çıkar sonuç. Dolayısıyla artık bittiyse bu aslında 450 tonu çevirmeye bak. bir tane 2, 2 tane 3, 1 2 tane 3'ün çarpımı. Bir de 2 tane 5'in çarpımı. 5 çarpı 5. Tongucuğum bak ben bunları 3'ün üçün, 3'ün üçün karesi şeklinde yazabilirim. Bunu da 5'in karesi şeklinde yazabilirim. E zaten bu da 2'di vardı. O zaman demek ki 2'nin üzerinde görünmez bir, bir süper zekisin. O zaman A dediğimiz şey 1'miş. B dediğimiz şey 2'miş. C dediğimiz şey de 2'miş Tongucuğum. Bravo diyorum sana. A artı B artı C dediğimiz şey de 1 artı 2 iki artı 2'den 5'tir diyorum. Bravo diyorum sana. Geldik artık Beceri temelli sorulara Hoş Oo, geldiniz diyorum. Yeni bir BTS çağ. BTS Army Koreci fan. Saçmalama ne diyorsun? BTS dedim şey. Milliyetin Bakanlığı'nın daha geçe bu hafta yayınladığı daha yeni yayınladığı beceri temelli sorular ve bunlar yeni nesil soru olarak geçiyor ve yatay birazcık daha karışık birazcık daha aklımızı kullanmamızı gerektiren sorular öyle bir anda yapılamıyor hemen bakalım bir kurgu var içinde yani sadece bire ve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayıları asal denir bak tanımı da vermiş adam bize artık diyor ki ben sana bir şey ezberletmeyeceğim ben sana tanımı da vereceğim hadi yap yapabilirsen diyor aşağıda bir bilgisayarda programlanan iki farklı işlem tanımlıyor böyle bir garip bir işlem gerçekten buna sigma diyorlar e, latincede buna da pi diyorlar Tonguç'um. Sigma işlemi sağına yazılan sayının asal çarpanlarının toplamının sonuç olarak veriyor. Hmm. Asal çarpanlarının toplamını. E, pi işlemi ise sağına yazılan sayının asal çarpanlarının çarpımının sonuç olarak veriyor. Tamam valla. Mesela örneğin demiş bak örneği de vermişti. De. Adam bayağı bir açmış kendini valla. E, böyle sigma 36 dediğimiz şey Bak 2 artı 3 eşittir 5 demiş. Neden 2 artı 3 biliyor musun? Sağına yazılan sayının yani bunun asal çarpanlarını bulunca hatta bak 36'nın asal çarpanlarını bulayım sana. 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1. Bak asal çarpanları 2 ve 3. Bak 2 ve 3 toplamış 5 çıkmış. Süper. 60'ın asal çarpanlarını bulalım Tomuç'um. 60'ın asal çarpanlarını 2'ye böldük 30, 2'ye böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. 2, 3 ve 5. 2, 3 ve 5'in bu sefer ne yapıyorduk? Çarpımıydı. Asal çarpanınca 2, 3 çarpı 5, 30'muş. Bak burada ispat etmiş olduk. Süper. Buna göre bilmem ne 7 demiş. Bilmem ne 10 demiş. A doğal sayısı hangisi olamaz? Yuh! Soruya of. bak. Aman Allah'ım. Gerçekten de kafayı ye. Şimdi bir kere Tonguç'um e, ben şunu gördüm. Burası e, çarpımlı. As bak as bunun asal çarpanlarının çarpımı olmuş. Asal çarpanlarının Toplamı 7'ymiş. Ne ile neyin toplamı? Asal sayıları düşünelim. 2 var, 3 var, 5 var, 7 var, 11 var. Şimdi bunların hangi 2 tanesi veya 3 tanesinin çarpımı 10 çıkar? Zaten onun çarpanları belli ya. 2 kere 5. Yani uzatmaya gerek yok. Yani. E 2, kere, 2 ile 5'in toplamı peki? Bu ne demekti? Toplam demekti. 7 mi? Evet doğru süper. O zaman buldum bile yahu. Demek ki A sayısının çarpanları İki ve beş olmak zorunda. Ve o zaman böyle bak iki işte bir şey bir şey bir şey. Bir de beş olmak zorunda. O zaman iki ve beşten başka olmayacak. O zaman iki ve beş olan çarpanları ne olabilir diye düşünsem, bak yirminin çarpanları bakayım. İki on iki beş beş bir. Bu olabilir. Süper. Hemen buna bakalım. İki yirmi beş 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 bir. Bu da olabilir. Süper. E, ondan sonra buna baktım. 2 kırk iki 20, 2, 10 ee, hemen şöyle birazcık da atıyorum sana. 2, 5 5, 1. E, bu da olabilir. Süper zeki isim Tonguç'um. Buna bakalım. 2, 70 2, e, 35 2, e, 2 a 2'ye bölünmez. Eyvah eyvah. 5'e bölündü. 7, 7'ye bölündü. 1 Bak burada bir de 7 var. Görüyor musun? İşte bu olamaz Tonguç'um. Çünkü 7 olsaydı toplamı artık 7 değil de 14 çıkardı. Çünkü 2, 5 ve 7'nin toplamı 14 çıkar. Çarpımı da 2, 5 ve 7'nin toplamı 70 çıkması gerekiyordu. O yüzden cevabımız Denizli gerçekten kazı kula oh bir soruymuş. Yapacak bir şey yok ama biz elimizden geleni yaptık ve beceri temelli soruları e, mükemmel bir şekilde yapabiliyoruz artık diyoruz ve şimdi seninle gerçekten bu yeni sorulara çalışabilmen için kaynaklar tavsiye etmek istiyorum sana. Çok önemli. Çünkü hangi eee hemen bizim ne, nerede Tomuş Eren Bey? 0 6 e, evet hemen şöyle sıfırdan 6'ya sayısal kitabımızdan sıfırdan altıya sayısal kitabımızdan hemen bakalım seninle beraber hangi şeyimizi yapacağız hemen gösteriyorum ha burada sayfa 22 23 ondan sonra bu kadar yeter. Yani sen iki sayfayı yapsan Ama yeter. Ama hocam ben de. kendi pekiştirmek istiyorum. E, istiyorsan Tonguç Eren benim mutlaka mutlaka motivasyon denemelerimizden bu çözmeye nedir çalış. Hocam? Motivasyon denemelerimiz bak daha yeni. Bak motivasyon denemelerimizde bir kere deneme değerlendirme. Sen 2008 sayfasında bir deneme değerlendirme kitapçığımız var. Ondan sonra çok güzel altı sınıf denemeler var. Yeni nesil sorular bak beceri temelli sorular var. E, Türkçe'de, sosyalde, sözel bölüm ve sayısal bölüm ikiye bölüm var. Bak da, sayısalda genellikle hep bu. Milliyetin Bakanlığı'nın yeni sormaya çalıştığı beceri temelli sorularını sorduk. FEN'de de aynı şekilde bu şekilde gerçekten yeni nesil kaliteli soruları çözerekten kendini mükemmel bir şekilde geliştirecek. Bak notalarla mesela matematik sorusu yapıldı. Dolayısıyla bunlar senin hem matematiğini hem FEN'ini hem Türkçe'nin mükemmel bir şekilde geliştirecek diyoruz. O zaman e, aynı zamanda akıl notlarımızdan da çalışabilirsin. Akıl notlarında bütün bu bilmen gereken... E, bütün konuların hepsinin özeti var aslında diyoruz el yazması şekilde. O zaman ödüllü sorumuzu yaptığım uçum yorumlara yolla. Hadi bakalım biraz.